Yatmayı çok seviyoruz ya. Bu neye hesaptır anlamıyorum ya. Her yerde yatıyoruz. Ne? Bırakalım yatmayı biraz ya. Biraz hareket. Biraz bereket. Çalışmalar yapın biraz. Bodrum'a gidin. Plajda bile çalışabilirsiniz. Koşmacalar, moşmacalar. Bak beliniz incelir. Ondan sonra. Fatih rezil oldu. Aa, Fatih mi geldi? Abi eskiden bir Fatih'imiz vardı. Bizi bir ağrardı. Biz abi kopardık yani. Hastası benim ya. Hastasıyım diye açıyordu Fatih. Ondan sonra buradan şeyi de sevgi gönderelim bizim Ayhan Sicimoğlu. O da çok sevdiğim bir arkadaşım. Bak Ayhan Sicimoğlu'ndan da çok şey öğrenebilirsiniz. Müthiş bir insandır. Yani onun gittiği yerlere ben daha evvelden gittim yani. O ondan 80'lerde falan gitti. Ben Côte d'Azur kısmına yani Monte Carlo, ondan Cannes, Nice, ondan sonra Saint-Tropez'de Brigitte Bardot'un evine gittim yani. Öyle bir takılmalar da oldu yani. Çocuklar. Ya düşünebiliyor musun? Ve çok komik bir hadise oldu. Yani biz Monte Carlo'ya bir girdik arabayla. Arabamızın modeli ne biliyor musun? 120 der. Polisler de şaşırdı. Böyle yapıyorlar. Oh my God. Oh my God. Dedim oh my God tabii. 124. Ondan sonra yanımızdan Ferrari geçiyor. Bize gazla diyorlar. Gazlayamıyoruz yani. Neredeyse şey düşecek. Yani bir de onu da yaptık. Monte Carlo'ya 124'le giden insanlardan bir tanesiyim. Bir de oradan kumarhaneye geçtik. Ranieri'nin kumarhanesinde. Orada daha güzel koptuk. Ama çocuklar bak bu işleri de çok iyi biliyoruz. Oraya giderken Milano'dan geçtik. Milano'da herkes böyle birer şey aldı. Ne derler? Smoking aldı. Smokinglerle gittik yani. Orada hakikaten türkü de çok güzel bir şekilde temsil ettik. Ve şimdi o gece şeye geldik Monte Carlo'ya, bir otele yerleştik. Bu çok komik. Otele yerleştik. Ondan sonra işte sabah kalkacağız filan falan. Bir deniz meniz yaparız filan falan derken ben şimdi sabahleyin bir kalktım. Camı bir açtım. Çocuklar Monte Carlo'ya kar yağmış. Ne? Kar yağmış. Olacak şey değil ya. Çocuklara diyorum kar yağmış diyorum. Bana gülüyorlar. Oğlum dedim niye gülüyorsunuz? Bakın kar yağmış. Düşün biz gitmişiz Mayıs ayında. Böyle bir şey. Burada da oluyor. Olur. Ona göre de hazırlıklı olur. Böyle seyahatlere gidersen karı da yağmuru da görürsün. Ama çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Siz de istiyorum takılın. Her yere takılın. Çok güzel böyle ondan sonra insanlarla karşılaştık. Onlar da çok güzel. Şimdi bir de bizler şeyden de korkuyoruz yani. Size onu da söyleyeyim. Yani böyle yani onunla beraber oluruz, şey yaparız. Her şey sizin elinizde. Yani eğer size zarar vermeyecek insanlar varsa kültürel gelişme çok önemli. Biz kültürel gelişmeyi de yapamıyoruz. Ne yapıyoruz? Ondan sonra kendi başımıza takılmaya çalışıyoruz. Onu da bırakalım. Arkadaşlık çok önemli. Arkadaşlığı eğer geliştirdiğimiz zaman ondan sonra o ileride size bir getiri de yapacak. Bak onu sana söyleyeyim. Ben mesela televizyona seneler evvel çıkmadan evvel işte bu arkadaşlarım etrafımda cemiyet mesela şimdi buradan tebrik etmek lazım. Hepiniz belki biliyor bilmiyor. Ben eski Galatasaraylı futbolculardan bir tanesiyim. Ahmet Yıldırım ismi. Galatasaray'da iki kere şampiyonluk gördüm. Galatasaray voleybol takımında da iki kere şampiyonluk gördüm. Hem voleybol hem futbol takımında şampiyonluk görüp oynayan futbolculardan bir tanesiyim. Voleybolculardan bir tanesiyim. Bunlar çok önemli. Bunu da niye söylüyorum? Şimdi Galatasaray'a girmekle de oradaki o çevreye girdiğimiz zaman o çevre bak bizi nereye getirdi. Yani televizyona benim çıkmam, yılda olmamın sebebinden bir tanesi de Galatasaray Kulübü'nün çok büyük tesiri var. Bak nereden nereye atlıyoruz. Şimdi Galatasaray Kulübü'nün başkanını ve bizim eski futbolcuları, bütün yenilerini, hepsini Hamza'ya kadar buradan tebrik edelim. Bak çok güzel bir şampiyonluk verdiniz bize. Helal olsun size diyelim. Ve bu devam da edecek ondan sonra. Ama biz de bu sene çok şanslıyız biliyorsun. Diyeceksin ki nasıl neler oldu? Yani öbür takımlar bize ikram ettiler. Olsun biz ikramı da severiz.
Ha. Şimdi bakın, sporcu tarafı da bu işin şey önemli. Bakın sporcuları görüyorsunuz televizyonlarda spor programları yapıyorlar. Hatta talk show'a kadar gelenler var. Yani şeyi bıraksalar Sergen'i, Sergen talk show'da yapacak yani. Değil mi? Ne? Gökmen var. Arkadan bizim şey Erman Toroğlu. Bunlar hep arkadaşlarım. Ziya Şengül filan. Yani bakın şimdi sporculuğun size getirdiği yeri söylüyorum. Bakın. Bunlar şimdi seyreden çocuklarımız var. Lütfen ondan sonra uyanık olalım. Sporculukta geçmeyin. Spor sizin bütün hayatınızı değiştirir. Spor. Spordan bak nereye geliyorsunuz. Televizyoncu oluyorsunuz. Ondan sonra bak Hakan şey oldu. Girdi şükür. Milletvekili oldu. Ya. Sanatkar da olursunuz çalışırsa. Yani o da zor da yani. Ben öyle bir Mustafa Kemal Atatürk'üm söyler yani her şey olabilirsiniz ama sanatkar olmak kolay, kolay değil yani. Ama sanatkar olmak için de işte büyük mücadele vereceksiniz. Yani iki tane elbise üzerine insanın girmesiyle bu işler de olmuyor. Onu da bilin çocuklar. Yani bir kere istiyorum herkesin spor yapmasını. Kimse spor yapmıyor. Onu da görüyorum. Beni görüyorlar ondan sonra. Abi ne yapıyorsun filan. Ne iş yaparsın diyorlar. Yürürüm diyorum. Ne? Yürürüm. Her gün yürüyorum. Sizler de yürüyün. Sokağa çıkın. Bir kız arkadaşınız olsun. Beraber bir saat yürüyün. Bakın yürüyüş size neler kazandıracağını göreceksiniz. Lütfen. Her şey sizin elinizde. Büyük bir tembelliğin içine girmişsiniz. Yürüyüşlere başlayın. Bakın yürüyüşler size neler kazandıracak. Yani İstanbul'da da yürüyebilirsiniz. Ben mesela şeydeyim, Kartepe'deyim. Kartepe'ye gelmenizi isterim. Maşukiye. Çok güzel insanlar var Maşukiye'de. Yukarı çıkıyoruz, iniyoruz aşağıya. Bu sene acayip kar yağdı. Müthiş kar yağdı. İnanılmaz. Acayip güzel yağmur yağıyor. Tabiat harika. Bir kere ben Maşukiye'ye şunu söylüyorum. Maşukiye, yani o Kırkpınar Maşukiye hattı. Ondan sonra İstanbul'un Alpleri diyorum. Bakın çok önemli. İstanbul'un Alpleri. Yani şimdi şeyden İstanbul'dan Anadolu yakasından çıktığın zaman 45 dakikada Kartepe'ye gelirsin. Çıkarsın yukarı kayağını yaparsın. Kayak seven var mı? Kayan var mı aranızda ne? Ha? Var mı? Bak kaymak isteyenler bizim oraya gelsin. Çok güzel kayılacak yerler var. Oteller de var. Yeni yeni pansiyonlar açıldı. Yani ben onları seviyorum. Çok güzel lokantalarımız var. Orada ondan sonra çok güzel hizmetler yapıyorlar. Cahit diye bir kardeşimiz var. Bayılıyorum Cahit'e. Cahit, Opet Cahit diyoruz. Ne? Müthiş. Kuzu diye bir köpeği var. Bir de Toti var. Bakın hayvan da seviyoruz. Geldiğiniz zaman orada ondan sonra pansiyonlar yaptık. Yani bir de turizme de hizmet ediyoruz. Yani ben sadece gelip televizyonlara çıkıp böyle konuşmalarda yapmıyorum. Orada ondan sonra herkesi her şeye teşebbüs ettiriyorum yani. Durmadı. Herkesin kendine göre ondan sonra şey var. Biri sporcuysa sporunu yapacak. Öbürü basket oynayacak. Sen ondan ticaret yapacaksın. Öbürü lokantayı açacak. Öbürü bilmem ne yapacak. Bunlar bizim elimizde. Böyle şey gibi yatmayalım çocuklar. Çok güzel insanlar var orada da işte. Geliyorlar. Çünkü 94 kilometre Etiler'den şey Maşukiye Kartepe geliyorsun. Orada hafta sonu iki gün geçirsen bir gün geçirsen. Çünkü İstanbul'da siz zaten bunalıyorsunuz yani. İstanbul'un kötü tarafı o. Bir kere sabahtan akşama kadar bu şehrin içinde git gel git gel geldim ben şimdi buraya gelene kadar nerede olduğumu da söylemek istemiyorum. Etrafıma bir baktım şaşırdım ya. Her tarafa gökdelen yapmışlar. Yani göğü delmişler. Ne? Deliyorlar. Delmeyi çok seviyoruz. Bilemiyorum. Nereden kaynaklanıyor? Ondan sonra bari bir şey yapamıyoruz. Göğü delelim diye böyle bir şeye girmişler. Böyle bir acayip bir tutumumuz var. Allah bizleri onlarsa bunların şeylerinden korusun. Bunların eline düşmemek lazım. Şaşırdım. Bunların elektrik, bu sular, bu şeyler nasıl olacak?
bilemiyorum. Bak bu da acayip bir şey yani. Yarın öbür gün ondan sonra evet fazla da konuştum galiba. Hadi sizi bir rahatlatayım. Güzel bir klip koyayım size. Ondan sonra kafadan. Ondan sonra bir rahatlayın. Klipten sonra açacağım sizi. Ne? Geliyor klibimiz. Ne? Parmaktan sonra.